Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman Ayetleri programımızda Furkan Suresi 11-20. ayetler arasını değerlendireceğiz. Allah-u Teala burada bize şöyle bildiriyor. Tebârekellezî, Allah öyle yücedir, öyle ikram sahibidir ki inşâe câleleke hayran min zâlike, Allah dilerse sana onların istemiş olduğu şeylerden daha hayırlısını da nasip eder. Onların istemiş olduğu derken müşrikler Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'la alakalı demişlerdi ki bu nasıl peygamber, bizim gibi yemek yiyor ve çarşılarda geziyor. Onun yanında bir melek olsaydı veya bir hazinesi bulunsaydı veya onun böyle cennet misal bir bahçesi olsaydı oradan yeseydi dediler. Allah-u Teala buna bir cevap olmak üzere şöyle bildiriyor. O Allah ne yücedir ki eğer dilerse onların istediklerinden daha hayırlısını sana verir. Yani istese Uhud Dağı'nı senin için altın yapar. Ve diğer alemde, cennette onların talep ettiği o küçük dünya bahçelerinden çok daha hayırlısını ebedi cennet şeklinde sana verecektir. Cennetin o sana cennetler verir. Tecrimin tahtiyel enhar, altlarından nehirler akan cennetler verir. Yani tek bir cennet bahçesi değil, sadece dünyevi bir bahçe değil, cennetler verir ve o cennet bahçelerinin altlarından nehirler akar. Ve yec'alleke gusura, ve sana köşkler, saraylar verir. Dünyada da verir, ahirette de verir. Nitekim Allah-u Teala dünyada da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a maddi yönden de bir saltanat nasip etti. Ve kendisi devlet başkanı, Medine site devletinin devlet başkanı oldu. Ama o yine mütevazi bir şekilde yaşadı. Bir takım ganimetler elde edildiğinde bunları hemen dağıtmayı tercih etti. Ve peygamberler bir miras bırakmazlar. Onların bırakmış olduğu miras ancak ilim mirasıdır diye asıl peygamberlerin büyüklüğünün nerede olduğunu da insanlara bildirdi. Belkezzebu bis-saati, doğrusu onlar kıyameti yalanladılar. Yani onlar peygamberi kabul etmediler. Bir Furkan olan, hak ile batılı ayırt eden Kur'an'ı kabul etmediler. Onları bu şekilde inkara sevk eden en önemli durum öldükten sonraki hayatı kabul etmemeleri. Yani öldükten sonra dirilmeyi kabul etmedikleri için seni de kabul etmediler, Kur'an'ı da kabul etmediler. Ve a'tedna limen kezzebe bis-saati sa'ira. Biz o kıyameti inkar eden, öldükten sonra dirilmeyi inkar edenlere dehşetli bir ateş azabını hazırladık. İza ra'athum min mekanin ba'idin, uzak bir yerden cehennem onları gördüğünde semi'u leha, o cehenneme atılacak olan kafirler cehennemden sesler işitirler. Tagayyuzan, böyle bir gayz, bir kin ve zefira, ve oradan homurtular işitirler. Yani burada cehenneme adeta bir kimlik veriliyor. Cehennem bunlara öfkesinden parçalanma derecesine geliyor. Ve onları ürperten, dehşet içinde tüylerini diken diken eden sesler çıkarıyor. Burada onlar cehennemi gördüğünde belki o anlaşılır ama üslup itibariyle anlatımda cehennem onları gördüğünde. Mevlana Celaleddin Rumi bu noktada şunu söylüyor. Diyor ki bize göre bir ruh olanlar indi ilahide ziruhturlar. Yani bize göre cansız görülenler Allah katında ruh sahibidir, hayat sahibidir. Dolayısıyla cehennemin de bu noktada bir kimliği olur ve cehennem kendine gelenleri bilir, tanır ve onlara azap etmekten adeta zevk alır. Bu olur mu? Kur'an-ı Kerim'deki anlatımda böyle olduğu anlaşılıyor. Mesela Allah-u Teala kendisini inkar eden, ahireti inkar eden, kötü işler yapanları cehenneme gönderdikten sonra cehenneme soruyor. Hel in tele'ti, doldun mu, yeter mi? Cehennem diyor ki hel min mezid, daha yok mu? Burada konuşan bir cehennem ayette nazara veriliyor. Belki bu
lisan-ı halinin lisan-ı kal şeklinde ifade edilmesi o anlamda da değerlendirilebilir. Yani hal dili sanki doğrudan konuşma tarzında ifade edilmiş olabilir. Ama öte yandan bazı müfessirlerin de dikkat çektiği üzere cehennemin onlara öfkelenmesinden, homurtular çıkarmasından, onlara konuşmasından bunda da bir beis yoktur. Böyle olması da caizdir. Ve izâ ulgû minhâ mekânan dayyigan ve onlar cehennemde dar bir yere atıldıklarında, bırakıldıklarında mugarranîne böyle bağlı bir şekilde atıldıklarında da'u hunâlike subûra orada ey felaket yetiş diye çağırırlar, nida ederler. Yani eyvah artık biz battık, bittik, mahvolduk. Ey helaket yetiş, ey ölüm gel bizi kurtar şeklinde onlar orada nida ederler. Burada dar bir yere atılmaları, malum dünyada insanlar hapse atılırken bazıları hücre hapsine atılıyor. Daracık bir yer ve o daracık yer onun açısından daha başka bir işkence vesilesi oluyor. Yani 3-5 adım atabileceği bir mekan olsa bir derece rahatlayacak belki. Ama daracık bir yere bırakıldığında daha da böyle bir ızdırap duyuyor. Demek ki cehennemde de böyle durumlar var. Daracık bir yere bırakılmaları o da azaplarının bir çeşidi olacak. Bununla beraber cehennemde tek tür azap yok. Değişik şekillerde azap bulunmakta. لَا تَدْعُ لِيَوْمَ ثُبُورًا وَاهِدًا Onlara şöyle denilir. Bugün tek bir helaketi çağırmayın. وَدْعُ ثُبُورًا كَثِيرًا Çok helaketi kendiniz için isteyin. Yani bu daha göreceğiniz şeylerin tamamı değil. Daha neler neler göreceksiniz. Ve ne dayanılmaz şeylere dayanacaksınız mecburen. Dolayısıyla bir defa değil çok defa ey ölüm gel bizi kurtar diye feryat edeceksiniz. Gul ey peygamber de ki ezelike hayır bu mu daha hayırlı? Em cennetul hult yoksa cennetul hult mu? Yani ebedi cennet mi daha hayırlı? Elleti vuidel müttegun müttakilere vaad olunan cennet mi daha hayırlı? Elbette yani bu ikisi kıyasa girmez. Bir yanda cehennem, öbür yanda cennet. Cennet mi daha hayırlı, cehennem mi daha hayırlı? Böyle bir üslupla bunun sorulması, diğer tarafı daha böyle ilzam edici, diğer tarafı küçük düşürücü bir anlatım tarzı. Kânet lehum cezâen ve masîrâ. Ve cennet o müttakiler için bir mükafat yeri oldu ve onların akıbeti oldu. Yani o müttaki olanlar, yani günahlardan, şirkten, kötülüklerden sakınanlar netice itibariyle böyle bir cennete layık görüldüler. Böyle bir mükafatla mükafatlandırıldılar ve onların akıbeti böyle oldu. لَهُمْ ف۪يهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدٍ Onlar için orada ebedi kalmak üzere istedikleri her şey vardır. Değerli izleyenlerim, onlar için istedikleri her şey denilmesi çok önemli bir ifade. İnsanların istedikleri şeyler, zevkler farklı farklı olabilir. Diyelim ki resimden anlayan birisi bir resim galerisine gider ve resimleri seyretmekten zevk alır. Ama bir başkası belki de horoz dövüşüne gidip seyretmekten zevk alır. Bu anlamda şu dünyada neyin peşinde koştuğumuz önemli. İnsan dünyada nelerin peşinde koşuyorsa, nelerden zevk alıyorsa, diğer alemde de ona göre bir cenneti olacak. Cennete gidenler için bunu söylüyorum. Cennete gidecek olanlar için. Dünyada neyin peşinde koşuyorsa, ne gibi istekleri varsa, diğer aleme bunlarla gidecek. Ve diğer alemde ona göre lezzetler olacak. Bu açıdan dünyada en ulvi şeylere yönelmek gerekir ki, cenneti hak eden kimseler diğer alemde bunu devam ettirebilsinler ve o yönde zevkleri, lezzetleri Allah'tan istemiş olsunlar. İşte şu dünyadan oraya iştah götürmek, oraya böyle iştiyakla dop dolu olmak, en güzel lezzetlere talip olmak bu gerçekten bambaşka bir nimet. Diyelim büyük zatların sohbetinden zevk almak. İnsan dünyada bunu elde etmişse
Diğer alemde o kadar büyük zat var ki, başta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, diğer peygamberler, onların kutsi sohbetini merak etmek, onların dünyada yaşadıklarını merak edip kendilerinden bizzat sormak, cennete layık, cennete muvafık bir şekilde en büyük lezzetlerden birisi olacak. Ama bunun yanında yeme, içme, bunlar da bir zevktir, bir lezzettir. Ama diyelim ki sohbetteki lezzete nispeten bunlar biraz daha aşağıda kalan lezzetlerdir. Hayvanlarla müşterek olduğumuz lezzetlerdendir. Ama bizi insan yapan, insana layık ulvi lezzetler, bunlar az sayıda kişinin muhatap olduğu şeylerdir. Bu açıdan müttaki olanlarla alakalı bu ayette onlar için orada diledikleri her şey var diyor. Demek ki iyi şeyleri dilemek lazım. Diğer alemde, cennette de bunun devamı gelecektir. Kâne alâ rabbike, bu Rabbine oldu. Vaaden mes'ule, Rabbinden istenen, sual edilen bir vaat oldu. Yani Allahu Teala bu şekilde vaatte bulundu. Elbette Allahu Teala vaadinde hulfetmez. Ve böyle bir saadeti, istediği her şeyi elde etmek, istediği her şeye ulaşmak, bu insanların fıtratında olan bir şey. Şu dünya genişliğiyle beraber, imkanlarıyla beraber insanın bu isteğine cevap veremiyor. Ya ömrümüz yetmiyor veya ulaştığımız şeylerin ömrü kısa kalıyor. Dünyada tam da böyle insan her istediğini elde edemiyor. Mevlana bununla alakalı der ki, adamın merkebi vardı ama semeri yoktu. Semeri buldu, merkebi öldü. Bir başkasının bardağı vardı, suyu yoktu. Suyu buldu ama bardak kırıldı diyor. Şunu anlatıyor, bu dünya böyledir. Bu dünyada illa bazı eksikler vardır. Ama insanın her istediğinin yerine geleceği başka bir alem olacak. Ve o başka alemde artık bu eksiklikler söz konusu olmayacak. İnsanlar orada ne istemişlerse ona ulaşacaklar. İşte insanlar kendi fıtratlarında buna talipler, bunu samimane istiyorlar. Melekler de bu noktada insanlara duacı oluyorlar. Ya Rabbi bu insanlara istediklerini ver diye dua ediyorlar. Allah-u Teala da zaten böyle bir şeyi yaratacağını, böyle bir alemi yaratacağını bize bildirmiş. Bu açıdan bu vaden mes'ule oluyor. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Allah-u Teala o gün o müşrikleri ve Allah'ın dışında tapmış oldukları şeyleri toplar, bir araya getirir, haşreder. فَيَقُولُ ve o tapmış oldukları şeylere der ki, اَاَنْتُمْ اَضْلَلْتُمْ عِبَادِ هَا اُولَٰئِ Bu kullarımı siz mi yoldan çıkardınız? اَمْ هُمْ ضَلُّ السَّبِيلِ Yoksa onlar kendileri mi yoldan saptılar? Yani insanlar, işte bazıları meleklere tapmış. Acaba melekler mi onlara bize ibadet edin dedi. Bazıları Hazreti İsa'ya Rab demiş, ilah demiş. Acaba Hazreti İsa mı onlara bana ibadet edin, beni ilah tanıyın dedi. Veya putlar, zavallı putlar, insan tarafından yapılmış şeyler. Putlar mı insanlara bize ibadet edin dedi. Bu şekilde diğer alemde insanların tapmış oldukları şeylere bu sorulacak. Galu subhanek, onlar diyecekler ki ya Rabbi seni tenzih ederiz. Mâ kâne yenbeğü lenâ en nettehize min dûnike min evliyâ'e. Yani senin dışında bizim bir takım dostlar edinmemiz, bize ibadet edin diye onlara telkinde bulunmamız söz konusu değildir. Velakin metta'tahum ve âbâhum. Lakin sen onları ve onların ecdatlarını nimetlere gark ettin. Onlara imkanlar, fırsatlar verdin. Hatta nesu zikr. Onlar da zikri unuttular. Yani seni anmayı, seni yad etmeyi, peygamber diliyle kendilerine ulaştırılan hakikatleri anlamayı, bu gibi şeyleri onlar unuttular. Yani dünyanın nimetleri içinde kaybolup gittiler, eriyip gittiler. Allah varmış, ahiret varmış, öldükten sonra dirilme varmış. Bu gibi şeyler hatırlarına gelmedi. وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا Ve böylece helak olan bir kavim oldular. Ve yani batıl şeyleri ilah kabul etmekle, dünyaya dalıp gitmekle, Allah'ı unutmakla
helak olan bir kavim oldular. Fekad kezzebtum fekad kezzebukum bima taqulun. Allahu Teala o müşriklere diyor ki sizin demiş olduğunuz şeyi bakın yalanladılar. Yani siz bunlara ilahtır diyordunuz ama onlar ilah olmadıklarını ifade ettiler. Fema testatiuna sarfen ve la nasra. Artık siz azaptan kendinizi kurtaramazsınız ve herhangi bir yardım da göremezsiniz. Yani artık burada güvendiğiniz dağlara kar yağmıştır. İnanmış olduğunuz, şefaatçi zannettiğiniz putlar şefaatçi olmadıklarını önünüzde, gözünüzün önünde söylemişlerdir. Böyle olunca size ne bir yardım gelir ne de azaptan çevrilirsiniz. Ve men yazlim minkum, sizden her kim zulmederse nuziku azaben kebira, biz ona çok büyük bir azabı tattırırız. Yani artık bu da bizlere yönelik, hepimize yönelik bir hitap. Yani durumu gördünüz. Bir tarafta ehli iman cennete gidiyor. Cennette her istedikleri veriliyor. Öte yanda Allah yerine başka şeylere ibadet edenler, bu ibadet ettikleri şeyler diğer alemde kendilerine ibadet edenlerden teberri ediyor. Bizim bunlarla bir alakamız yok. Biz bunlara bize ibadet edin demedik diyorlar. Durum böyle, ayan beyan, gözler önünde. Böyle olunca artık sizden her kim zulmedecek olursa, yani Allah'a şirk koşarak zulmetmek, başkalarının hukukuna tecavüz ederek zulmetmek gibi bu şekilde zulmedecek olursa nuzikhu azaben kebira, biz ona çok büyük bir azabı tattırırız. Ve ma arselna qableke minel murselin, senden önce biz diğer peygamberleri de illa innahum le kulunet taam, yani ne kadar peygamber göndermişsek onların hepsi yemek yiyorlardı. Ve yemşûne fil esvâk, ve onlar çarşılarda dolaşıyorlardı. Yani Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam insan peygamberi olarak gönderilmekte ilk değildir. Bütün insanlara gönderilen peygamberler kendi içlerinden gönderilmiştir. Böyle olunca Hazreti Peygamber'e demiş oldukları bu nasıl peygamber, bizim gibi yemek yiyor, çarşılarda geziyor demeleri bir anlam ifade etmiyor. Önceki peygamberler de böyleydi. Onlar da yemek yiyor ve çarşılarda geziyorlardı. وَجَعَلْنَا بَعْدَكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَةً, biz bir kısmınızı bir kısmınıza fitne yaptık. Fitne imtihan anlamındadır. İmtihan vesilesi yaptık. Bir kısmınızı bir kısmınızla denemekteyiz. اَتَصْبِرُونَ, bakalım sabrediyor musunuz? Yani birbirinizle alakalı durumlar var. Bakalım bunlara sabrediyor musunuz? Bu noktada biz sizi birbirinizle denemekteyiz. وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا, senin Rabbin basirdir, her şeyi görür. İşte değerli izleyenlerim, Allahu Teala şu dünyayı bir imtihan dünyası yapmış ve bu imtihan dünyasında insanları bu şekilde deniyor. İnsanların birbiriyle muamelelerinde zaman zaman sabrı gerektiren durumlar oluyor. Mesela bir aile hayatında bazı problemler yaşanabilir. Ama taraflar birbirine sabredecek. Öte yandan günlük hayatta, arkadaşlar arası münasebetlerde bazı kırıcı durumlar olabilir, sabrı gerektirir. Öte yandan insanların başına ekonomik kriz gelir, başka sıkıntılar, musibetler, hastalıklar gelir. Bunlar da yine imtihanın bir parçasıdır. Böylece insanlar bir imtihandan geçiyorlar, bakalım sabredecekler mi diye. Ve ayetin sonu şöyle: وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا, senin Rabbin basirdir. Yani kimin sabrettiğini, kimin sabretmediğini, kimin ne halde olduğunu Rabbin görmektedir. Cenab-ı Hak bizleri Kur'an-ı Kerim'in nurlarına ve sırlarına mazhar eylesin. Başka bir programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.